bacım. Bir daha söyle. Dur bacım. Bir daha söyle. Dur bacım. Ben de seni dürürüm. Hani be. Allah nasip etmeyeceği şeyin hayalini bile ettirmezmiş. Gerçi bizim hayalimizde Yıldız'dan Kuzey'e düğün etmek vardı ama işte. Kısmet Poyraz'ın angamerinmiş. Ama ben kafaya koydum Emine. Yıldız'ıma bir düğün etmeden bu dünyadan göçmeyeceğim. Kız baba, şu Kuzey'in karısı. Şule'yi mi diyin? He Şule miydi neydi? Bunların barışma ihtimali yok değil mi? Yok. Ben oğlum bir şey sildi mi tam siler, izi bile kalmaz. He, bileyim maşallah pek iyisiliği. İyi de benim Yıldız'ımın yüzündeki tebessümden ne istedi Emine? Aa Hanife, eski defterleri açma. Kuzey'le Yıldız'ı bırakalım. Poyraz'la kamera odaklanalım. Doğru dedin. Dönür bacım. İşte böyle. Biz düğünün inceliklerini konuşalım Hanife. Konuşalım. İşin var burada be. Karımı gözleyeyim. Esas seni ne arayayım? Ben kendi kendime kendi karımı gözleyeyim. Öz, görecekler be. Görürse görsünler. Ben sen gibi korkak mıyım? Görünsün bakalım kimmiş korkak. Kız Emine. He. İyi ki kocalığımızın savaşına ortak olmadık. İyi ki küsmedik kız. Ben sana küser miyim bacım? Bizim herifleri kandırmak için sana böyle saydırayım ya. Ona bile üzüleyim ben. Emine ben de sana saydırınca çok üzüleyim. Ama sonra içimden tövbe deyip rahatlayayım. Ben de yemin edince ayağımı kaldırayım. Çok iyi oynuyorsun kız. Bizim herifler de bir tek kendilerine akıllı sanıyor. 20 yıldır onlara ayakta uyuduyuz. Haberleri bile yok. Onlar uyurken biz dur ne edeceğiz dur. Kız Emine, oturmaya mı geldik? Kalk kız, kalk kız oraya. Kalk kız. Hanife, Emine. Şeref. Yaşar. Siz nereden çıktınız? Sana yazıklar olsun. Bu ihanetini hiç unutmayacağım Emine. Ben kendim bizatihi oyunumda yılan beslemişim Hanife. Bunca yıl. Eğer bir daha düşmanla ortaklık kurarsan var ya. Vallahi boşarım seni. Boşarım seni. Yeter da. Yeter. Bir bizi boşama yarışına girmediğiniz kalmıştı. Gören de kocalığımıza ihanet ettik sanacak. He. Bu ihanet değil de nedir? Dostluk. Kardeşlik. Arkadaşlık. Yaşasın Sisterhood. Yaşasın Sisterhood. Saçma sapan konuşmayın be. Hanife yoksa sen feminacı mı oldun kız? Ha? Düş önüme düş hadi. Düş önüme düş. Hayır. Hiç kimse hiçbir yere gitmeyin. Gitmeyin. Madem ki bizi bastınız, o zaman hep birlikte adam akıllı oturup konuşacağız beyler. Benim kadıoğullarıyla konuşacak bir kelimem bile olmaz. Benim bizatihi kendimin mollaoğullarıyla konuşacak bir küçücük harfim olmaz. Nokta. Nokta. Dört virgül. Asıl konuşacaklarımız şimdi başlıyor. Verin. Size mi gidik? Bize mi? Abi kolay gelsin. Hey Müfeys. Biz daha geç gelirsin diyorduk. Erken geldin. Öyle gerekti. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşuyoruz ya oğlum. Abi benim sana söylemem gereken bir şey var ama
konuya nereden, nasıl başlamam gerektiğini bilmiyorum. Ortasından. Evet. Abi ben... ben... Sen? Nişanlıyım. Yuh! Bir de bana haber vermeden nişanlandınız mı? Yok, Feride ile değil. Yani maalesef değil. Nasıl Feride ile değil lan? Şöyle sakince anlatayım. Zaten senin de çok iyi bildiğin bir hikaye. Beni zorla başkasıyla nişanladılar. Ailen? Biz biraz büyük bir aileyiz. Yani bayağı büyük. Aşiret. Yok artık lan. İstanbul'da aşiret mi var? Biraz dengeli hataydın. İstanbul'da değilim abi ben. Antepliyim. Adım da Ömer değil de tam olsun. Yok, adım Ömer. Biz Antep'in en büyük aşiretlerinden biriyiz. Babam da aşiretin ağası. Vay be. Baby face'e bak sen. Aşiret çocuğu çıktı. Evet. Ama normal bir ailenin oğlu olmak için her şeyimi verirdim. Kendi kararlarımı almak, kendi çizdiğim yolda gidebilmek için her şeyimi verirdim gerçekten. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Bundan tam 20 yıl önce o senin durduğun eşikte ben duruyordum. Ya o eşikten dışarı adım atıp kendi hayatımı yaşayacaktım. Ya da kalıp bana biçilen hayatım. İşte ben de şu anda tam olarak o eşikteyim abi. Bu yüzden Antep'e gittim. Nişanı attım. Evlatlıktan da reddedildin mi oğlum? Maalesef. Bir onu yapmadılar. Şimdilik kaçtım geldim. Ama ne zaman peşime düşerler bilmiyorum. Bana bak. Benim başımda bir belalı var zaten. Bir de senin aşiretinle uğraşamam. Aslında evlenirsek kimse bir şey diyemez. Doğru. Yani. Lan! Ne evlenmesi? Ben öyle bir şeye izin vermem. Hiç bakma öyle kedi yavrusu gibi. Hikayelerimiz aynı diye seni kucağıma alıp sevecek değilim. Beni anlarsın diye düşünmüştüm. Anlarım. Ama yapacak bir şey yok. Her koyun kendi bacağından asılır. Ben kızımı düşünürüm. Kızın da keşke biraz kendini düşünse. Anlamadım. Feride ile Çetin baş başa yemeğe çıktılar. Gözlerimle gördüm. Feride de gayet mutluydu. Bence bir daha boşuna dövme adam. Bir daha bana asla ne yapacağımı söyleme. Defol git şimdi buradan.